Arkadaşım gel. Bu sefer olmuş. Evet, vallahi Barış pantolon güzel. Hayır, hayır. Genel olarak diyorum. Mesela arkan senin boşluk ya. Seyirci baktığında... Hayır, hayır. Seyirci baktığında... Önümü hani görüyor. Seni görüp evet, boşluğa bakmıyorsa olmuş demektir. Hani öyle evet. Güzel geldin ki ışığınla. Sağ olun hocam. Ha, içinden böyle ışık çıktı. Ve arkandaki boşluğa hiç bakmadı seyirci. Evet. Bu önemli bir şeydir sahnede. Çok bir önemli. Tane mal ortada durur evet. Ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum, siz tam ortada oturuyorsunuz. O yüzden şaşırdım ben. Evet, kalça üstü oynayacağız bütün oyunu. Ne güzel, ne güzel. Bütün olay senin kalçanın üzerinde geçiyor. Anlaştık mı? Hayır. O zaman niye terbiyesizlik yapıp seyirciyi arkana almaya çalışıyorsun? Ama siz işte arkandan bakıyor, önümü görüyor falan deyince seyirciye... Ben artık... Arkadaşım arkandan bakıp önünü görmesi ya da önünden bakıp içini görmesi güzel bir şeydir seyircinin. Güzel midir? Güzeldir tabii. Tabii çok güzel bence de. Yani bir sahnedeki adam için en önemli şeydir. Baktığında içinden geçsin seyirci. Tamam hocam. Hazır hissediyorum. Evet. Müzisyeni çağır. Huzurlarınızda minik. Orada dur. Elin sana demedim salak sana dedim. Müzisyen. Sen de bunun arkasında çala çala buna benzedin. Elin kalkık. Elin kalkık. Senin değil ulan. Senin. Gerizekalı. Senin elin kalkık. Senin değil. Keloğan gerizekalı. Elin kalkık. Elin kalkık arkadaşım. Evet. Şey müzisyen sen değil. Ve arasından geçersin mikrofonla. Alkışlarla müzisyen gelir. Arkadaşım mutlu ol. Dur. Seyirci uzatma. Arkadaşım müzisyen geçerken sanki oradan müzisyen geçmiyormuş gibi seyircinin dikkatini kendine çek. Bu çok önemli bir şeydir. Evet, sahne adamı için. 3-2-1 buyurun. Tam hangi an dikkati çekeyim? Çünkü önümü kapayacağı için. Çek dikkati. Ay. Aldım. Gene yayınlanamayacak değil mi? Zamanı tutturamadım. Ama ikimiz de mutluyuz. Sıkıntı yok. At mikrofonu, otur sen de yerine. Evet, lan. Barış'a denk geliyor, seviyorum yapma, Allah. Lütfen kendine hakaret ettirme. Müzisyen çal, bizim salak soyunur. Kim bilir ne olur. Ne blörlenir mozaik. Arkadaşım soyun, prodüksiyon bunun papyonunu değiştirin. Daha şey, böyle daha yumuşak bir insansın arkadaşım. O kadar yumuşak değilsin. Hayır, dansçı belki de diye. Ha, tamam. Evet, belden ver hareketi. Evet. Belden ver ama belden verdiğin anda kalça alsın. Hissetsin. Evet. Bir ortopedist var mı aramızda? Çünkü biraz devam evet. Ederse bırakacağım. Bel ve kalça uyumuna... Dikkati çekmeden bel ve kalça amanın da ne kadar estetikken ayaklar en önemli şey. Ve eller. Bana gerçekten ne oluyor yani tam olarak tıbbi bir şey mi geçiriyorum? Bizim salaklar sana getirene kadar papyonu seyirciye oyalıyorsun. Tabii. Evet 3-2-1. Ilgaz şu an içeride belgeseli seyrediyor da çünkü. Sen bir erkeğe böyle yaklaşıyorsan bekar kalman çok normal. Arkadaşım. Benim. Daha tatlı bir insansın. Şey, annen seni ana kuzusu yetiştirmiş. Çok kibarsın. Ver kibarı. Hadi, ne yapıyorsun? Hala kesmemiş sütten. Çok üstüme düşüyor. Arkadaşım, yapma şunları ya, da olur. Ben yapmıyorum, annem yapıyor. Ama yapma şunları. Ya tabiatın içinde olan bir şeyi beni... Bitti evet. Mi işin? Kibar olduğunu göreyim. Konuş Barış'la git. Kibar ol bakayım. Nasılsın?
Kolay gelsin. Gerçekten çok takdir ediyorum. Hayır, artık önce ayağının yanını basıp yandan içe doğru basacaksın ayakları. Hayır, hayır. Çocuğun ayağına değil. Kendi ayağının yanını basıp içe basacaksın. Öyle yürüyeceksin. Bu... önce yan, sonra iç. Yan, iç ne? Ya yani yandan... Bir de böyle. Ay iç değil. Yandan normale devir. Ha. Niye evet, böyle evet. yürüyorum ben? Ha? Niye böyle yürüyorum? Kibarsın. Bu gerizekalı, bu kibarlık değil bu. Sıkı öğrenemem, yürümeyi öğrenememiş ki bu. Ya yan basıp içe kıvırıyorsun. İşte yandan yan... gitme, yan yan gitme. Evet, hop içe. Hop. Hop. Süpersin. Evet bu. Şey evet. Dirsekler karna şeye kaburgaya yapışık ama kollar devamlı oynuyor. Kusura bakma, ne isteyerek geldiğim belli herhalde. Arkadaşım, seyirciyi o tarafa sürükleme. Ben seyirci, bir şey yapmadım. Pislik yapma. Seyirci bir şey yapmadı. Seyirci... Pislik yapıyor, gülüyor bunlara. İyi, o zaman seyircinin suçu. Evet, güldürme seyirciyi. Evet, git Barış'a, kibar ol. Ağzından kelimeler... Korkma, vallahi korkma. Arkadaşım, daha kibar ağzından kelimeler yuvarlanarak çıkacak. Öyle bir kibarsın sen. Evet. Çok hızlı git Barış'a, yuvarla yuvarla konuş. Merhaba. Yaptığınız işi gerçekten çok takdir ediyorum. Yakınlarda böyle yaptığınız çıkmak kalmış. Yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Evet. Her cümlen bittiğinde dudaklar öpücük pozisyonunda. Evet. Ben niye geliyorum arkadaşlar? Ya bir karaktersin sen. Bak bu karakterin içine giremezsen çıkamazsın karakterden. Önce gir. 3, 2, 1 buyurun. Yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Ağzını yamutmadan söyle. Sonunda da öpücük yaptığınız çıksın. Yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Öpücük. Evet. Nerede şeyler kaburga? Bayağı hoşlandı ya. Evet, çocuğa takılma. Gel buraya. Evet. Evlenmişsin. Niye? Bunu niye yaşadım ben evlen... Ben seni karaktere sokmak için yaptım. Bütün karakter ben böyle miyim? Evet. Nasıl evlenmişim? Arkadaşım, düğün bitmiş. Düğünün sabahı. Ne yapıyorsun? Olayı atlatmaya çalışıyorum. Hayır. Düğün sabahı ne yapılır? İnsan kendine gelir, ben de yedim. Bak. Ya ne olursun yani. Bak, klasik şeylerden gidelim. Düğünden önce ne yapılır? Düğünden önce işte böyle hayaller kurarsın, inşallah tamam, iyi geçer. Tamam, düğün oldu. Düğün bitti, ne yapılır? İşte borçları ödemeye başlarsın. Hayır. Değil. Düğün bitti, rutini nedir bunun? Rutin mi? Ha. Yani düğün bitti. Bilmiyorum, ne yapacağız? Bulgarca herhalde, rutin. Düğün bitti. Düğün bitti. Kız yanında. Yanımda. Gör kızı. Herkes... What? Ne yapıyor kız? Şey, bir dakika. Kızı çağır önce. Kızı çağır. Ha, huzurlarınızda Ezgi. Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldu. Sağ ol. Biz çıkalım mı özel bir şeyse? Sen işine bak. Beyinsiz. Evet. Ezgi, efendim? Akşam evlendiniz, evet. Evlilik bitti, ya düğün bitti. Akşam evlendiniz, evlilik bitti. Anlaşamadınız. Konuklar eve olmayacak. Karışma. Düğün bitti arkadaşım. Ha. Tut kızın elini. Şimdi ne yapıyoruz? El ele tutuşuyoruz. El ele tutuşmuşsunuz, onu da geçmişsiniz. Bırakıyoruz. Hayır. Hayır. Ya, yapma şunları. Devam ediyoruz, ya. Tutuyor. İnatla tutuyoruz biz. Ya. Ya konuklar geçemiyor mu aradan? Ya neye gidersiniz? Suyuna giderim yani anlaşmak için. Ezgi sen niye gidersin sabah? Duşa. Hayır, suyuna deyince aklıma duş geldi. Ezgi, pislik yapma. Pislikli kızcağız makyajı siliyor belki. Aynen. Duşta siliyor. Tazikli suyla. Çünkü kalıcı makyaj yapıldığı için değil mi? Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Bütün genç kızların hayalidir. Evlenelim, sonra da neye gidelim? Balayına. Aferin lan sana. İşte biz... geçen bir erotik DVD seyrettim. Arkadaşım! İşte biplemeseler herkes bunun farkında olacak. Ve inanılmaz geçti. Evet. Balayına gideceksiniz ama balayından önce bir gece geçirememişsiniz. Neden? Çünkü Rütük yasaklamış. Hayır. Çünkü Ezgi'nin annesi ha. Ezgi'yi bırakmıyor. Ha. Evet. Ne? Balayına mı bırakmıyor? Hayır. Hiç yanından ayrılmamış. Düğün bitmiş, odaya sizinle gelmiş. Öyledir. Ben ha, hikaye ben anneyi mi vuruyorum? Hayır. Beraber balayına gideceksiniz. Evet. Ama konuş, annesini istemiyorsun. Konuş. Akşam da şey, siz beraber olamadınız. Birlikte yalnız kalamadınız. Çünkü annesi gelmişti. Ya siz akşam annenle, evet, akşam annenle yalnız kalamadınız. O yüzden hayır, hayır. Ben balayına gideyim, siz annenle kalın. Hayır. Arkadaşım, evet. Kestik. Kestik. Anneni kestik. Çok özür diliyorum. Ama zaten yaşı da gelmişti. Artık faydası da yok. Kestik. Şimdi kurbanda... Anneyi niye kesiyoruz? Bayram... Annesi inek mi? Bayramda dağıtacağız işte.
Bak hani... Arkadaşım, anneyi kesmedik, konuyu, mevzuyu kestik. Mevzuyu kestik. Müzisyen, salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydun. Tebrik ediyorum. Yılların tecrübesi. Evet. Ezgi'ye gel ama kibar kibar insansın. İstanbul Efendisi anne kuzusu, tamam mı? Ezgi, akşam Ezgi'yi kırmadan, annesini üzmeden konuyu izah et. Akşam mı, sabah mı şu an? Şu an ikisinin arası. Öyle de ne? Yani düğünde miyiz şu an? Hayır. Ne, ikisinin arası düğün oluyor. Hayır, sizin şey yap... Müzisyen! Sen tam nereyle seyrediyorsun? Burada olup biteni neyle takip ediyorsun? Allah aşkına. Arkadaşım, düğün bitmiş, en son adama el salla. Düğün bitmiş. Niye öyle yaptın adama? O bir altın takmadı hiç. Fitilim, bütün gece fitildim ona ben. Evet, evet. Kibar. Kibar. Evet, ayaklar, kollar. Ne ya bu kız niye benimle evlendi? Gel. Hayatım, çok özür diliyorum ama sana bir şey söylemezsem ben içim rahat etmeyecek, uyuyamayacağım. Ne oldu hayatım? Şimdi sabah balayına gidiyoruz. Evet. Fakat annenin yani bizimle gelirse bu balayı olmaz ki yani. Tamam, kendin söyle o zaman. Arkadaşım, sen onunla çok özel bir şey konuş ki annesini o istemesin. Ha. O zaman o kırbaçları falan hep götürüyor. Belki hani duyarsa annesi gelmek istemez diye ben. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayıp değil mi? Tamam. Ezgi çok sinirlen, tamam mı? Annem tamam. Gelemiyor lafını duyunca çok sinirlen. Evet. 3, 2, 1, buyurun. Ben annenin bizle balayına gelmesini istemiyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Böyle rahatça. Daha büyü Ezgi, büyü. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Ha? Yelroz! Gitti mi? Memur gitti mi? Arkadaşım, sen Kibaroğlu kibarsın. Aşk olsun ya. Ama hayatım... Yani... Sen ona bağırdın da, sen bile Kibaroğlu kibar, anne kuzu, çok korkaksın. Evet, kadından çok... korkuyorsun. Evet, 3, 2, 1, yala. Ben kadından korkarım, ben babanla evlenmek Hayır, arkadaşım. Evet, o da değil, ben belki oradan... Olmaz, evet. Ezgi. Evet. Hocam. Vuracakmış gibi yap ama havaya götür elini. Tamam. 3, 2, 1, buyurun. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Hayatım, yani nasıl olur ya? Ama tamam da... Nasıl olur ama ya? Yani biz kafa göster. Konuştuk biz bunu daha önce ya. Bayağı otistik yani. Kız kafa gösterince niye almıyorsun kafayı? Kız kafa göstermiyor, kafa koyuyor. Yani onu niye alıyormuş gibi yap sen de, korkacaksın. Ben ilk defa bu yüzünü burada mı görüyorum kızı? Ben de ilk defa. Biz mektupla mı evlendik? Arkadaşım, şey olabilir öyle şeyler. Kadınlar öyledir. Yüzüğü takana kadar, evet. Bence sizinkiler öyle. Şöyle değildir kadınlar. Uzatma. Ama. Evet. Kabul etmiyoruz bunu hocam, neyse. Söyle çabuk. Ya annenin balayına bizle gelmesini çok uygun. Böyle bir şey olur mu canım ya? Hayret bir şey. Biz bunu daha önce konuştuk seninle. Alttan, alttan Ezgi, alttan. İşte aslında ben... Alttan mı? Hayır, kafayı değil alttan ya. İşte alttan diz göster, üstten kafa göster, dirsek göster. Ne oluyor? Saçma bir insan. Ya kestik. Al şey, annesini al sahneye. Kim annesi? Bir annen... hanımefendi al sahneye, anne. Bir tane hanımefendi rica edeyim mi? Annesi olamazsınız ki be abla. Estağfurullah, buyurun. Hoş. Zaten gelene kadar olacaksınız hakikaten. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Gamze Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Yaşa. İsmi neymiş? Gamze Hanım. Tamam. Demek ki Mualla. Benim evet, ismi... Mualla. Allah beni kahretsin. Mualla, annesisin. Siz bunları tam konuşup tartışırken o sırada, tam o sırada anne gelir. Biraz. Ne zaman gidiyoruz, nereye gidiyoruz falan tarzı. 3, 2, 1, buyurun. Yani beraber... Ay hadi, ne zaman gidiyoruz? Çok heyecanlıyım ben. Hadi gidelim o zaman. Anne bence anne de gönlüm vardı da kızla yanlışlıkla mı evlendim? Arkadaşım, hadi. Olmaz. Değil. Olmaz. Sen konuşuyorsun. Sen beni balayında istemiyor musun de Mualla, o da evet dediği anda bağırarak, çağırarak, ağlayarak at kendini yerlere. Seni doğuracağıma taş doğursaydım diye. 3, 2, 1, buyurun. Yani şimdi sen beni istemiyor musun balayında? Kızım. İstemiyor. Bu adamla mı evlendin? Hayır. Ben seni doğuracağıma taş doğursaydım ya. Ağlasana. Allah belanı versin senin. Abla, abi bir şey mi yaptınız gelmeden? Bayağı yüklü gelmiş yani.
Bir şey söyleyeceğim. İsterseniz aranızdakini çözüp öyle gelin. Bütün olay bana patladı ya. Arkadaşım sen şimdi konuş onunla kibarcık. Sen duyduğun anda dizüstü çöküp kendini dizlerine vurarak ağlıyorsun, tamam mı? Ben mi ağlıyorum? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Konuş arkadaşım. Ya dur mu hala bir çocuk... Nasıl bir erkeğim de ağzımı açmadan perişan oldu kadın. Gözümden anladı demek ki. Hissi kabrel buku. Sen de annene hemen yap, müdahale et, tamam. Kocana çıkışacaksın. 3, 2, 1 başla arkadaşım. Şimdi bakınız, siz de uygun görürseniz eğer, en azından balayına eşimle yalnız gideyim. Kabul etmiyorum ben bunu. Anneciğim gerilme. Aha anne. Ağır bir şey versene. Dayanamayacağım. Anneciğim... Biz çöküp dövünüyorsun. Ben dövünüyorum. Anneciğim bak sakin ol. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Yok tamam birlikte arkadaşım gideceğiz. Devreye gir. Birlikte gir gideceğiz tamam. Bundan ayrılacaksın. Arkadaşım devreye gir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen de bak ilk ve son diz çöküşü. Ben biraz tanıdıysam... O diz çökmüştü ama teklif ederken. Oo. Yapmayın şunu ya. Bozmayın benim hikayemi. Tamam. Muhalla sen dövünüyorsun. Biraz bekleyelim. Belki yaşıyla ölür. Değil mi? Zamanı geliyor çünkü. Bizim baş başa gitmemiz lazım. Balayı bu yani. Hayır. Bence de. Ya bence gelin tamam. Şuraya tamam arkadaşım. Bence tamam hikaye tamam dağılabiliriz. Sen kabul ediyorsun. Diyorsun ki anacığım kalk tamam. Ezgi sen razı et kocanı. Öyle bir şey yap ki adam razı olsun. Evet. Artık ellerinden öper yenge. Ben de öyle kolay kolay tav olacak bir adam değilim yani. Ya yumuşaksın sen. Yumuşağım çünkü. Hayır yumuşak bir adamsın. Evet yumuşak. İçim yumuşak. Evet. Kaldır anneyi. Tolga arkadaşım git. Hayır öyle kaldırma git. Anneye de ki siz de gelin bizimle. Ne güzel eğleniriz. Öyle şeyler söyle kadın ağlamasın. Şimdi ben karımın gözlerindeki o buğulanmayı gördüm ve benim için hayat durdu şu an. Eğer umutlu olacaksa bu balayına biz hep beraber çıkacağız. Canım çok sevinin, kocam. Çok sevinin. Canım çok sevinin. Canım kocam, canım. Şu an o kadar mutluyum hadi kocana ki. Sarıl. İlk defa o kırbaçı gerçekten kullanabileceğim artık. Evet prodüksiyon getir taksi yap hemen. 4 sandalye getir. Bir de bavulları her şeyi getir. Balayına taksiyle mi çıkıyor? Neyle gideceksiniz havaalanına? Ha havaalanı. Evet. Niye ben böyle hiç uçağı olan birini falan oynamıyorum? Yani öyle bir şansım yok mu? Yok arkadaşım, garibansın sen. Ya Allah aşkına araba yapacak bir şey alın artık. 3 kuruşumuz yok mu ya? Evet arkadaşım. Araba yok yanınızda şu anda. Bavulları falan getirin. Bir de bu çocuğun var, ayısı var onu getirin. Ayısız uyuyamıyor. Kimin? Arkadaşımın ayısı var onu da getirin çabuk. Evet, bütün bavulları sen alıyorsun damat. Tabii ama evde benim bavulum evde değil mi? Benimkini almıyorum çünkü yer yok artık. Ver kucağına ver, ayıyı da kucağına ver. Bu da kayınpeder mi? Senin ayın var, çocukluğundan beri bununla uyuyorsun arkadaşım. Bunsuz uyuyamıyorsun. Bütün bavulları al, çabuk. Alıyorum, hepsini alıyorum. Anne, sen de çıkış. Aa, 2 saattir çıkamadın evden. Aa, hadi artık. Diye. Bir çıkamadın. Evin kapısı sizin bavullara göre yapılmadığı için çıkamıyorum ben. Kayınvalide devamlı çıkış, devamlı damatla sen yardım falan söyle. Etme. Hayır, bırak kendi kendine taşısın. Tabii ya. Ben seni bavul taşı diye mi doğurdum canım? Aa. Tamam. Taşıyacak tamam. Tabii. Abi Allah yardımcın olsun gerçekten. Yani sen cennetin kapısını araladın söyleyeyim ya. Hiç bu kadar bir cümle duymadan 35 sayfa oynar mı bir insan? İçinde var. İçinde var. Şimdi de ki seni ne doktorlar ne mühendisler istedi. Bu sümsüyü buldun diye kızına bağırarak çıkış. Şu evlendiğin tipe bak. Ne doktorlar ne mühendisler istedi. Bununla baksana bavul bile taşıyamıyor bu. Anneciğim adam bir sürü taşıyor değil mi öyle? Baksana. Ayısı var adamın ayısı. Elinde ayısı var ya. Ne güzel işte. Böyle koca mı olur kızım? Olmaz. Baban böyle miydi senin? Baban bizzat ayıydı yavrum. Biz elinde ayıyla gezmedik.